Sığınmacılara karşı belediye meclisinde aldığı kararlarla sık sık ülke gündemine gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Kayseri Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti mikrofonlarına konuşan Özcan, Millet İttifakı'nın Ekmelettin İhsanoğlu profilinde bir aday çıkarması halinde 100 bin imza toplayarak adaylığını açıklayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Kayseri'de devam ediyor. Çalıştay için Ankara, İstanbul başta olmak üzere 215 CHP'li belediye başkanı Kayseri'ye geldi. Belediye başkanları ilçelerde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunuyor. Kayseri'de bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılar, hükümetin göç politikası ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Kayseri benim Türkiye'de en çok beğendiğim şehirlerden biri. Kayserilerle Bolu'ların şivesi dahi birbirine çok benzer. Ben milletvekili döneminde defalarca geldim. 8 yıl milletvekili yaptığım dönemde. O yüzden Kayseri bildiğim de bir şehir. Yakından da takip ettiğim bir şehir. Bu toplantının bu güzel şehirde organize edilmesi öncelikle beni mutlu etti. Zaten bu sene dayanışma çok iyi. Biz il belediye başkanları olarak sürekli 11 il belediye başkanı her ay veya iki ayda bir araya gelip istişare yapıyoruz. Genel merkez sık sık bizi bir araya getiriyor. Bilgileniyoruz, karşılıklı öğreniyoruz. Yaptığımız hatalar varsa bunları düzeltiyoruz. Herhalde hiçbir zaman yerel yönetimler arasında bu kadar ciddi bir dayanışma olmamış. Öncelikle mülteci veya göçmen sıfatını kullanmayalım, ona dikkat edelim. Çünkü hukuk açısından çok önemli, çok farkı var. Bunlar geçici sığınmacı olarak kabul ediliyor. Milletvekili döneminden bu yana ben bunun Türkiye açısından bir beka meselesi olduğunu söylüyorum. Bugün sayının 10 milyona yaklaştığını, belki de geçtiğini duyuyoruz. Bu büyük bir emperyal proje. Başından beri söylüyorum. Türkiye'yi karıştırmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yolu, yeni metodu bu. Önce Türkiye'yi adeta bir göçmen sığınmacı çöplüğüne çevirecek. Daha sonra bu eğitimsiz göçmenler bizim gençlerimizin, bizim esnafımızın başına dert olacak. Haraca bağlayacaklar. Ben ülkemin gençliği için, ülkemin gençleri için korkuyorum. Ben bir Türk milliyetçisiyim, onu her yerde söylüyorum. Ve tamamen Türk milletinin bekası için bu çıkışları yapıyorum. Ama halkın da %90'ının bu söylemlerin arkasında olduğunu da biliyorum. İşte çok tepki alan ırkçı faşist. Bana ırkçı faşist diyenlere o sözleri iade ediyorum. Ben vatanseverim. Ben Atatürkçüyüm. İnançlı bir insanım. Sosyal demokrasiye de inanan bir insanım. Ve ülkemin menfaatlerini, gençlerin geleceğini düşünmek bu ülkede milletvekilliği yapmış, hala belediye başkanlığı yapmış biri olarak da benim görevim diye düşünüyorum. Gelecekte yüzünüze utanmadan bakmak için bugün bunları yapıyorum ve söylüyorum. Gönlümde yatan Cumhurbaşkanı adayları var. Ben şunu söyledim. Bir, siyasi partilerimizin genel başkanları bu sistemde aday olmamalı. Çünkü parlamenter sistemin doğal başbakan adaylarıdır Sayın Akşener'in söylediği gibi. İki, genel başkanlar belirlenecek Cumhurbaşkanı'nın altında parlamenter sisteme dönünceye kadar bakanlıkların da kendilerine bağlı olduğu bir sistemle bu işi yürütmeli. Üçüncüsü, genel başkanların Cumhurbaşkanı adayı olmaması parlamenter sisteme geri dönüşün garantörü bence. Garantisi olacak. O anlamda bunu çok önemsiyorum. Dördüncüsü de biz zaten Erdoğan'ı birçok konuda eleştiriyoruz. En çok eleştirdiğimiz de bir siyasi partinin genel başkanı olması. Şimdi bir siyasi partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olacaksa ne anladım ben o işten? Ben şunu söyledim. Aklı başında bir aday çıkartacaktır. Seçimi kazanacak bir aday çıkartacaktır. Benim de gönlümden geçen adaylar var. Ama 2014'teki gibi Millet İttifakı'nın hata yapacağını düşünmüyorum liderlerimizin. Ama 2014'teki Ekmelettin İhsanoğlu vakası gibi hem o zaman CHP'nin hem MHP'nin ortak adayıydı ama iki tabanadan içine sinmemişti. Öyle saçma sapan bir adayla çıkmaya kalkarlarsa ben 100 bin imza toplama seçeneğini masamda tutuyorum dedim. Alternatif olarak çıkarım bu durumda dedim. Ama Millet İttifakı'nın